Merhaba ben Ulaş Ziya Terzioğlu. Bu videoda layout içerisinde sunumlar hazırlarken, jürilerde paftalar hazırlarken işlerinizi çok kolaylaştıracak özelliklerden bahsedeceğim. Her sunumda paftalarımıza yerleştirdiğimiz antetler oluyor. Bunları tekrar tekrar düzenleyip her projeye göre ayarlayıp vakit kaybediyoruz çoğu zaman. Bu noktada layout'un otomatik yazı ve şablon özelliklerini kullanarak büyük bir zaman tasarrufu sağlayacağız ve bunu nasıl yapılacağını da anlatacağım. Öncelikle örnek bir pafta üzerinden ilerleyeceğiz. Önceden hazırladığım bu paftaya örnek bir proje anteti ekleyeceğiz. Bu şekilleri ben layout'un kendi araçlarını kullanarak çizdim. Siz de çizebilirsiniz yine aynı şekilde. Şimdi tekst aracını kullanıp pafta içerisinde herhangi bir yazı yazmak kolay. Bunu zaten biliyoruz. Örneğin tekst aracını açtım. Buraya proje adı yazıyorum. Buraya yapanın adını yazıyorum. Yani çizen olarak. Burada tarih olsun istiyorum. Bu kısma da müşterimin veya hocamın ismini yazıyorum. Burada tabii ki e, tasarım size kalıyor. Ben örnek bir şekilde basitçe anlatmak için bunu hazırladım. Şimdi burada önce bir başlık yazıyorum. Burada yazdığım başlıkları alt tarafa kopyalayıp tekrardan tekst aracıyla yazı yazmamak için uğraşmamak için kopyalama işlemi yaptım hızlıca. Şimdi Alt tarafa kopyaladığım bu proje adı kısmına iki kere tıklayıp küçüktür proje büyüktür yazıp komuttan çıktığım zaman otomatik bir şekilde bana projemin ismini veriyor. Ben bunun daha önceden küçüktür proje büyüktür etiketini gördüğü zaman layout video örnek paftası olarak yazılması gerektiğini programa anlattım. Şimdi bunun nasıl yapıldığını anlamak için File, Document Setup, Autotext'e girelim. Bakın bu kısımda belirlediğiniz harfleri küçüktür ve büyüktür işaretinin arasına yazdığınız zaman burada herhangi bir sayı olabilir, bir harf olabilir, istediğinizi kullanabilirsiniz. Karşılığında ne gösterileceğini biz belirliyoruz. Örneğin şimdi buraya yapanın adını göstermesi için artıya basıp Custom Text'i seçiyorum. Custom Text sadece bir yazı gösteriyor bana verdiğim etiket karşılığında yani belirlediğiniz etiketin istediğiniz metne dönüşmesini sağlıyor. Buraya çizen olarak Ulaş Terzioğlu yazıyorum. Etiket olarak da küçük harfler kullanıyorum çünkü büyük ve küçük harf duyarlılığı var. Yani küçüktür yapan büyüktür yazıp karşılığında Ulaş Terzioğlu gözükmesini sağlayacağım. Artık bu etiketi hafta içinde herhangi bir tekst aracıyla yazdığınız herhangi bir yazının içinde nereye yazarsanız Ulaş Terzioğlu olarak gözükecek. Aynı şekilde buradaki artıya tekrar bastığınız zaman başka bir etiket ekleyebiliyorsunuz. Buna da güncel tarihi göstermesini istiyorum. Current date'i seçerek etiketi belirliyorum. Buradan tarihi gösterim formatını da değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca müşterimi de yine custom text'i kullanarak hazırlıyorum. Bakın Türkçe karaktere karşı da duyarlılığı var. O sebepten dolayı etiketin içine ne yazarsanız tam olarak onu yazmanız gerekiyor. Bu yazdığımız yazıları aynı hizaya çekmek için hizalama araçlarını kullanabilirsiniz. Örneğin sayfa numarasını da eklemek istiyorum. Yani bütün sayfalarımda page number'ı görmek istiyorum, sayfa numarasını görmek istiyorum. Bunun için de Gelip artıya basıp page number için ayrı bir etiket belirlemem gerekiyor. Ben burada sayfa numarasını no yazdığım zaman göstermesini istiyorum. Buradan hangi sayfadan başlayıp ne şekilde göstereceğini de seçebiliyorsunuz. Burada no'nun karşılığında her sayfaya uyumlu bir sayfa numarası gösterecek. Yani bunu hangi sayfaya koyarsanız o sayfanın numarasını gösteriyor. Şimdi bütün bu anteti oluşturduktan sonra eğer antetimin de her sayfada aynı şekilde gösterilmesini istersem ki bütün paftalarımda bu bilgileri görmek istiyorum. Yani her birinde sayfa numarasını ve proje adını verdiğim bu bilgileri görmek istiyorum ben. Bu noktada tek yapmam gereken şey bu oluşturduğum antetin tamamını seçip tüm sayfalarda görünmesi için tüm sayfalarda gösterme özelliği olan layer'a taşımak. Burada seçtiğiniz bu anteti gruplayabilirsiniz. Daha sonra sağ tıklayıp move to layer kısmından on every page layer'ına taşımanız yeterli oluyor. Eğer sizde on every page layer'ı açık değilse layer'lar panelinden yeni bir layer açıp tüm sayfalarda bunun gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede oluşturduğum bu antet tüm sayfalarda görünüyor. Hem de hangi sayfaya geçerseniz otomatik bir şekilde o sayfanın numarasını gösteriyor. Burada antet diğer sayfalardaki görsellerin altında kalırsa görselin üzerine tıklayıp arrange kısmından arka tarafa atabilirsiniz. Ama bu örnekte olduğu gibi bazı durumlarda atılmıyor. Burada da antetin bulunduğu layer'ı üst tarafa almanız gerekiyor. Yine layer'larda da bir ön arka mantığı mevcut. Şimdi bu özelliğin işlerimizi daha da kolaylaştırmasını istersek şunu yapabiliriz. En başta bu anteti ve sayfa boyumuzu hatta içerisinde kullanmak istediğimiz herhangi bir logo olursa mesela bunları da ekleyip Ototext özelliklerini de girmiş olmanız gerekiyor şablonu ayarlamadan önce. Bütün bu sayfayı şablon olarak kaydediyorsunuz ve daha sonra bu şablonu yeni bir projeye başlarken yeni bir şablon olarak seçip projenize bu şablonun içinde çalışmaya başlıyorsunuz ve bundan sonra Ototext'i açıp yeni bilgilerinizi direkt oraya yazarak antetinizi kontrol etmiş oluyorsunuz. Tekrar tekrar antet oluşturmanıza gerek kalmıyor. Özellikle ara jüreleri düşündüğümüz zaman veya bol revizyonlu projeleri düşündüğümüz zaman bu son derece işlevsel bir uygulama oluyor bizim için. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bunun gibi videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.